Selamünaleyküm. Biraz da balkonda iş yapayım. Bayağı da güneşli hava. Maşallahı var havanın vallahi. Yaz. Kış gelmedi bu sene. Ne yapayım bugün? Patates. Şöyle soyayım dedim biraz. Biraz arpacık soğandan koyayım patates yemeğine. Çok da doldurmayayım. Bayağı da zor oluyor. Bunun soyması da zor oluyor. Tek tek uğraş dur. Yusuf'u uyuttum. Dedim yemekleri yapayım. Sarede biraz dinleniyor. Tüpçü geçiyor. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Havalar sıcak. Yıkadığım halıyı dün serdim biliyor musunuz? Bir günde kurudu. Geç vakit yağmur yağmıştı ama iç kısımda asılı olduğu için bir şey olmadı. Bir gün havalandı. Bir günde zaten ince ya. Şöyle şuna çok mu küçük olur. Gerçi kızartıyorum ben patatesleri öyle pişiriyorum. Etle. Bayağı da iyi. Elime geldikçe soğanı da soyuyorum. Bu arpacık soğan da patates de güzel oluyor. Gerçi bütün yemeklere de yakışır. Aşağı yukarı. Kuru fasulye hariç. Çorbalar hariç. Yok be. Et yemeklerine, patates yemeklerine, nohutlara. Güzel oluyor. Dedim yeni patatesten açmayayım da. Varmış. Eskilerden dipten aldım. Küçükmüş onlar ama olsun. Çürür yoksa. Bende de huy. Öncekini önce kullanacağım. Çok da abartmayacağım. Abarttım da bir yemeği. Ne oluyor biliyor musunuz? Ne kadar lezzetli olursa olsun az oldu mu daha çabuk bitiyor. Dün mercimeğimden de var. Çok da güzel oldu vallahi. Herkes birer tas, ikişer tas yemiş. Yunus zaten çok sevdiği için. İki tas ben yedim. İki tabak. Benim tabağım biraz tas gibidir. Kendime özel tasım vardır. Vallahi erişte gibi oldum. Makarnaları attım ya. O kestiklerime. İyi de düşünmüşüm dedim. Hem ziyan olmadı. Ha, kıza çorba verdim soğutup. Çorba içiyor doğru. Seslenebilir bir daha doldur diye. Dinleniyor derken. Bilmiyorum Esra bugün kaçta gelir. Dün annesine uğradı çünkü. Bugün bir yere uğramayacak. Hafta ortası Esra evin erkeği. O getiriyor eksikleri. Pazartesi, salı. Bu da çürükmüş. Olmazsa yeniden de alırım canım. Çok, çok daha az olmasın. Ay, çocuğu kapıya çıkarttım. Yarım saat Yusuf'u gezdirdim. Böyle Sari'yi beklerken yarım saat erken çıkıyorum ben kapıya. Bir ileriye, bir geriye, öyle ağaçlık bölgelerde bayağı bir yürüyüş yaptırıyorum. Aman bir uykusu geldi, bir uykusu geldi. Üstüne de yoğurtlu bisküvit yedirdim uyumadan. Karnı tok oldu mu iyi uyur. Bir saat, bazen bir buçuk saat uyuyor öğlen uykusunu. Kışını gezdiremeyiz öyle çok. Hasta ederiz. En azından bu havaları değerlendirelim. Evet. İki tane daha yeniden alırım.
biraz soğanlarımı soyayım. Bayağı az olur çünkü. Hesabıma göre. Bir de bunları tek tek güzel kısarcam ya. Çok güzel tavam var ama içini teli bir garip elimizi yakıyor. Ne oturuyor ne kaldırabiliyorsun. Şunu da soyarım dedim ama ben de taze patates olacak ki. O zaman güzel oluyor. Çamaşırları topladım bir bölümünü tepemden. Onlar da biraz daha güneş görsün. Onları da toplar, katlar, yerine kaldırırım. Evde kim kalıyorsa o yapıyor işte. Bugün evdeyim ama yarın bilmiyorum nerede olurum. Yarın büyük ihtimal dışarıda olurum. Çünkü neden derseniz abim aradı da bilmiyorum. Fikrini değiştirmezse. Gel biraz yürüyüş yapalım dedi. Bugün dedi aslında. Dedim bugün ben çocuk bakıyorum. O zaman yarın dedi. İyi dedim yarın dolaşırız. Artık nereye dolaşırsak. Bizim gittiğimiz bir yer yok. Ya Beykoz'un içi ya dışı. Aslında bir karşıya da geçmek lazım. Yarın bir çarşamba. Olabilir bak karşıya. Kasımpaşa'yı özledim. Arada bir gidiyorum ya Kasımpaşa'ya. Benim sarı kedi. Pehlivan gibi dolanıyor ortada. Bir şey verdiğin zaman buradan kimseye vermiyor. Dövüyor valla. Tek başına lider. Ne olur sanki bu ufak soğanlar makinası olsa böyle atıp hemen soysa. Değil mi? Bir ara yaprak sarmayı çıkarttılar. Olmuyor dediler. Millet aldı. Bize bile var esrar çeyizinden. Böyle soğan olur ama soyma. Fındık makinesi var. Değil mi? Burada su. Hemen kabuğunu soyuyorlar. Küçük böyle blender gibi. Küçük şöyle gördüm. Bir arkadaş vardı. Onunla yine gitmiştim de. Atıyor fındıklar. Tık tık tık. Bize de bayağı fındık geldi. Vakumlu. 2 paket. Esra'dım getirdi. Esra'nın babaannesinin var fındığı. Demek ki orada şey yapıyorlar. Evlatlar bölüşüyor. Evlatlardan sonra anneler de çocuklarıyla bölüşüyor. Biraz mandalina getirdi. Fındık getirdi. Fındık ezmesi getirdi çocuklara. Yesinler işte. Ben ceviz hastası. Ay şaşırdım ben bilmiyordum. Belki Diyarbakır'ın cevizinin ince kabuk iri iri olduğunu ben bilmiyordum. Bence onu nerede buluruz? Kadınlar pazarına belki getirirler. Hiç bizim buralarda görmedim. Siirtliler pazarı yok mu? Siirtliler, Diyarbakırlılar. Kadınlar pazarı diyorlar Fatih'te. Belki orada o ceviz güzel olur. İklim çok yüksek olduğu için çok lezzetli oluyormuş. Bir ara oraya gitmek lazım. Ceviz almaya. Ve her yere gidiyorum. Hayali. Olsun ya. En azından gidecek beynim var.
Ensem inanır mısınız yanmaya başladı. Kaç tane vardır? Oo, bayağı var. Kaç? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Buraya kadar saydım. Bunların hepsini yapabilirim. 24 dedik. Yine 30-35 tane. Zaten bir avuç bir şey çıkıyor küçük olduğu için. Hep nohut yapayım diye bekletirsem çürür gider bunlar. Nohut için almıştım ben bir ara. Nohut yemeğine çok yakıştırıyorum. Arpacıksa patates etli güzel olmaz mı? Ben bunları kızartıncaya kadar Yusuf da uyur büyük ihtimalle. İnşallah. Kalksa da önemli değil ya. Gidiyor arabayla oynuyor. Yeter ki yere düşmesin. Orada biraz sıkıntı oluyor bende. Düşe kalka büyüyecek gerçi de. Bilmiyorum, ben çocuklarımıza düşerken bu kadar heyecanlanmıyorduk demek ki. Yusuf aş yere düşecek diye aklım çıkıyor. Ben bugün de sarılara, eteği de sarı giymişim. Hiç fark etmedim dışarı çıkınca kapıya. Aa dedi ben komple sarı olmuşum. Saçımı da Yusuf uyurken bir el atıyor. Yoluyor vallahi tepemden. Bilmiyorum tepemi de düzeltmeden oturdum buraya. İnşallah tepem bazen sarı güler tepeme. Şu tarafımı kapar Yusuf. Öyle bir çekiyor ki uyurken. Alışmış. Sari gıdığımı tutardı uyurken. Bu da saçımı yoluyor. Her çocuk değişik. Allah'ım. Evet, tamamdır. Ayakkabı da düşürmüş. İyi, soydum hepsini valla. Şurada çöpe içeriye götürmeyeyim, hiç oraya yazayım. Giderken zaten çöpe hepsini topluyoruz. Çöp de kapının yanında. Uzak bir yerde de değil. Sabah istirahat atmış işe giderken. Ben uyurken sabah kalkıyorum Yusuf'un yanına giriyorum. Uyanmasın diye. Ama nasıl anlıyor benim yanına girdiğini? Hemen bir kalkıyor bakıyor etrafa. Anlıyor annesi yok. Bakalım mutfakta buluşalım. Kadar güneş vuruyordu. Ona yardımaya çalıştım. Yanında ısındı bu arada. Gördüğünüz gibi fiyatlarını değiştirmem lazım bunu. Ama bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Yani geniş. Zorladım ben biraz kanadım ama. Suları sizin şeyleri. Soğanın hepsini. Şurada da ekmek kavuruyor. İnşallah. Gösteriyordur. Güneş olduğu için. Biraz problem. Daha bakayım şurada. Bayağı bir güneş var ya. Şöyle yönünü mü değiştirsem yok. Yönünü de değiştirsen aynı. Böyle idare eder mi? Şöyle bayağı da indirdim perdeyi. Altyazı M.K.
Böyle yapınca biraz daha ışık vuruyor sanki. O kızarırken bu da kavrulsun. Bunları bile bile böyle kurutmaya içlerini kuruladım. Yine de güneşe koydum. Belki fındığın paketini açmışlar ya, buna dökerler. Kavrulsun orada. Valla biraz az bir şey kendime kısır yapacağım. Az vermiş zaten altta da. Baktım. Neyle yapacağım ben kısırı? Benim acı biberim yok. Acı biberim kurtlanmıştı, böyle Esra dökmüş. Eyvah eyvah. Neyle yapabilirim ki? Benim aşağıya gitmem lazım bunu yapabilmek için. Biliyor musun? Şimdi 2 dakikada yeşilliklerim ağacı yaparım dedim ama normal pul biber var. Normal pul biber yapıp da, ama yeşil biberim de bitti. Acı. Sadece turşu biberi var acı. O da olmaz. Ekmeği de atlayayım. Ekim de iyice pişsin. Patatesleri buraya alırım. Et pişmeden koyamam oraya. Of. İçim sıcak tatlar. İçine düşmesin yeter. Sıcak olsun. Yine kurtarıyorum. İçine düşüyorlar. Yaktın mı onu? Ne yaptın? Önünde dursun da kısırlık. Erken gelir. Esra çok geç gelmez bugün. Yeri uğramayacak ya. Ben aşağıya bir posta inerim. Çekilmiş pul biber. O acı oluyor ya, 1. derece. Çok şehriye çorbası bu ara. Yusuf da ağzına geliyor ya deneleri. Tükürüyor, yemiyor. Sari. Çok seviyor bunu. Fındıkları döker içine birinin. Bir de kalır öyle vakumlu. 2 paket. Yok yapıyorum. Sonra başka bir şey de lazım olur.
Oldu valla. Gel buraya. Gel buraya. Sapına bir bakacağım, bir şekil vermem lazım. Bak kapağına bak. Akşam böyle buna göre tel. Yok ya, buna göre tel değil. Sapını değiştirmemiz lazım. Telin sapına. Telde problem yok. Bir kutu daha. Yaptım, tamamdır. Bir taraftan toplarım, bir taraftan şey yaparım. Şunlar da Giresun'dan geldi. Esra'nın annesi vermiş. Mesela o marangoza bir vuracağım, bir iki tane böyle atlık gibi çok iyi olur. Sıcak oldu, çok sıcak oldu. Kimiz olsaymış, o ben kırarım ya. O şekillendiririm ben. Kavrulsun. Soğanını da atayım. Ha, biraz pişsin ama. O pişsin, soğan dağılır sonra. Görüyor musun? Ne kadar heveslendim. Ay 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 ay. Son kalan. Bunu da çıkarayım. Kızardı. Bu kadar patates yetiyor. Nereye koyacağım? Şöyle taşın üstüne koyayım. Bunu da yüksek yere alayım. Kavruldu bayağı. Ay, şöyle getirdim. Getirdim göstereyim diye. Kuş başında bayağı güzel küçük küçük doğranmış. Şanları attım. Salçayla birlikte hepsi kavrulsun. Salçasını da koyacağım. Biraz daha koyayım bir damlacık daha. Evet.
kısayım altına. Patatesini döküyorum. Şöyle gördüğünüz gibi suyunu atacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım suyunun derecesini. Patates güzel su çeker. Biraz içine çeksin patates. Biraz daha atacağım çünkü su. Biliyorsunuz patatesin kızarttım gerçi ama az bir şey daha çocuklar yer çünkü. Böyle. Tuzunu atmadım. Çünkü etli yemeklere en son atarım tuzu. Et sertleşiyor ya baştan attın mı. Şöyle iki kepçe iyi gelir buna. Baharat kullanmayacağım. Altını kıstım. Ne kaldı burada? Bulaşıklarım. Şu kalsın. Şunlar makineye. İşte 2 dakikada yap gitsin. Ne olacak sana? Dermişim. Dedim bile. Vallahi o teli nasıl yapacağım bilmiyorum. Kafaya taktım o teli. Tencerem güzel. Ama o saplarında, tellerinde ya bir başka tel yaptıracağım ona. Dur bakalım Yunus'a göstereyim. O bir şey uydurur. Günah ya tencereye. Şöyle kaldırayım şunu tepeye. Islanmasın. Görüyor musun? Görüyor musunuz? Ne güzel kısır yapacaktım ben. Ne yapabilirim acılı? Başka turşu var. Acılı bir şey yapamam. Şöyle küçük bir tarafı alayım ben yine. Yine kısayım. Buraya niye aldım bilmiyorum. Kaynar su döktüm nasıl olsa. Kettle'dan döktüm suyunu. Çünkü daha buna su eklenmez. Pişmiş yaşa derler ya su mu ekledin? Lezzeti de gider, her şeyi de gider. Şunları da takayım. Aslında şu folyalarımı falan değiştirmem lazım da istirahatteyken yapayım onları. Gideyim üstüm başımı değiştireceğim valla. Çok sıcak oldu. Mutfağım da ısındı müthiş. Kendinize iyi bakın. Son. Esra gelirse yerken de çekeriz. O zaman bunun yanına ya pilav ya makarna. Kısır olmadığına göre 2 dakikada onlardan birini yapıveririm ben ya. Ne var? Bir düşüneyim oturayım. Karar vereyim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şöyle son kez göstermedi dersiniz. Pişti gibi bir şey. Suyunu çekecek sadece. O yüzden gösteriyorum. Bazı arkadaşlarımız diyor ya göstermedin. Dur şöyle karıştırayım bir de. Şöyle gördüğünüz gibi dağılmaz da. Bu patates kızardığı için. Ben bilmiyorum. Kızartarak seviyorum ben. Patatesleri eskiden beri kızartırım. Şey derler zaten senin patatesin özel daha lezzetli oluyor yemeğin. Böyle yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.